Herkese merhabalar. Arkadaşlarla kampa gitmenin 7 altın kuralını anlatacağız bugün. Normalde siz kampa, doğada yaşama biraz daha yatkın bir yaşam kültürüne sahipsiniz. Hayatınız biraz daha buna yakın. Arkadaş çevrenizde de böyle biliniyorsunuz. Tabii ki çevrenizin size bu tip yaklaşımı olabilir. Hani biz de beraber bir kampa gidelim ya da birlikte bir doğa yürüyüşüne çıkalım, bir doğa aktivitesi yapalım. Kendileriyle aranıza bir bariyer çekmektense elbette hep birlikte paylaşabileceğiniz bir anın çerçevesini çizmek daha mantıklı. Özellikle de çocuklarımızın birlikte sosyalleşmesi ve bu deneyimi hep birlikte arkadaşlarıyla yaşayabilmesi adına arkadaşlarla kamp önemlidir. Sizin kadar doğada yaşam ve kampçılığa yakın olmayan kültürdeki arkadaşlarınızla eğer bir kampa gidiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı temel faktörler var. Yani bu arkadaşlarınızın bazı temel kaygıları olabilir, korkuları olabilir, çekinceleri olabilir. Mesela neler olabilir bunlar? Böcekten korkabilir, örümcekten korkabilir, ekipmanı olmayabilir, çadırda kalıp üşüyeceğinden korkabilir, çocuklarının hasta olacağından ya da ne yemek yiyeceği endişesini üzerine taşıyabilir. Şimdi bunları törpülemenin oldukça basit temel kuralları var. 7 altın kural diyerek başlayalım. Bu kurallardan birincisi yaşanmış veya yaşanacak tecrübelerin aktarımı, paylaşımı. Sizin belli tecrübeleriniz var, karşı tarafın ise belli kaygıları var. Bu kaygıları eminim ki siz de başlangıçta yaşamışsınızdır. Bunları biraz daha paylaşıma açmanız gerekiyor. Yani siz de sonuçta bulunduğunuz noktaya bir anda gelmediniz. Tecrübelerde bulundunuz, yanlışlarınızın olduğu, hatalar yaşadınız, belki üşüdünüz, belki böcekten korktunuz, belki aç kaldınız, belki ıslandınız, belki ekipmanınız yoktu, belki ekipmanınız vardı da perişan oldu. Bu insanların da benzer tecrübeleri yaşamaması için aslında siz güzel bir noktadasınız. Yani onlara bu tecrübeyi aktaracak, tecrübeyi paylaşacak, bilgiyi aktaracak noktadasınız. Karşı tarafta bilgiyi alacak bir kitle var, siz de bilgiyi verecek olan kişisiniz. Elbette bu bir sorumluluk getirecektir size. Yani o kamp alanının ya da doğa faaliyetinin merkezinde olan kişi artık sizsiniz. Kendi tecrübelerinizle geçmişte yaşanmışlıklardaki sıkıntıları öncelikle çok samimi bir şekilde ifade edebilirsiniz. Dolayısıyla artık burada edindiğiniz tecrübeleri kendilerine aktararak benzer sıkıntılar olmayacağı güvenini verebilirsiniz. Eğer ki zemine güveni oturtursanız daha sonra üzerine koyacağınız bütün bloklar rahatlıkla gelecektir. Tanıdığınız karakteristik özelliklerle ne tip kaygılar taşıyabileceklerini az çok bilirsiniz zaten. Yani bu insanlar böcekten mi korkarlar, ekipmanı var mıdır yok mudur ya da çocuğuna çok düşkündür de çocuğunun özellikle aç kalacağından ya da hasta olacağı endişesini mi üzerine taşır? Az çok bunları kestirebilirsiniz. Dolayısıyla buradan yaklaşabilirsiniz. Hep beraber bir kampa gidelim. Tamam gidelim. Ne tip bir kaygın olabilir? Mesela ya biraz doğal hayata, böceklere ya da vahşi yaşama karşı endişen olabilir. Bu bende de vardı. Bu böyle aşıldı ya da zaten bu endişe yersizmiş. Yani gittiğimiz zaman korktuğum vahşi hayatın bana zarar vermeyecek bir ortamında olduğumu ben de gördüm. Ya da şu anda sahip olduğum ekipmanı ben de adım adım basamak basamak aldım dolayısıyla. Ve şu anda bu tecrübeyi seninle paylaşabilirim. İkinci basamağı ise basit şartlarda bir kamp çerçevesi çizmek. Sizin bulunduğunuz nokta birlikte beraber kampa gideceğiniz ya da doğa faaliyetine gideceğiniz arkadaşlarınızdan biraz daha üst konumda olabilir. Bu durumda kendilerini sizin bulunduğunuz seviyede bir etkinlik yapmak değil de bir orta seviyeye inmek, belki de bir alt seviyeye inmek doğrultusunda yaklaşarak çözebilirsiniz. Siz artık kış kampçılığına da gidebilecek yeterliliğe sahipsinizdir. Ekipmanınız da buna müsaittir. Veya teknik tırmanışı destekleyen bir kampa gidebilecek yeterliliğiniz vardır. Fakat karşı taraftan bunu beklemeniz yersiz olur. Dolayısıyla sizin bulunduğunuz seviyede değil de onların giriş seviyesinde bir kampı hep beraber paylaşmak, daha ılıman koşullar belirlemek önemli olacaktır. Bu noktada mevsim şartları öne çıkabilir. Daha ılıman mevsimlerde, yani bahar veya sonbaharın başlarında belki birlikte bir kamp paylaşmak ya da bir doğaya çıkmak önemli olabilir. Üçüncü basamakta ise deneyimi arkadaşlarınızla birlikte ortalama bir seviyede tutmanız. Bu noktada sizin deneyim biriminiz 8 birimse, kendilerinin deneyim birimi 1, 2 veya 0 ise katılım ortalamasına göre bir deneyim birimi belirleyip ona göre bir kampınızın şekillerini çizebilirsiniz. Mesela siz normalde kampınıza çok ufak bir kamp tüpüyle gidip daha minimal bir kamp geçirebilirsiniz belki. Ama arkadaşlarınızı da gözeterek biraz daha konfor alanı çerçevesinde kalacak bir kamp çizebilirsiniz. Yani siz duşunuzu daha doğal şartlarda halledebiliyorsunuzdur belki. Arkadaşlarınızı düşünerek biraz daha kamp duşu veya kamp kabini ile birlikte bir kamp organize edip konfor alanı standartlarını yükseltebilirsiniz. Bu oldukça önemli. Yani siz bir süre alıştıktan sonra konfor standartlarınız farklı bir konumda yer alabiliyor.
Hani çok yüksek tutmayabiliyorsunuz belki bu eşiğinizi. Fakat yeni katılan insanlar konfor alanının tamamen dışına çıktığı için bunu bekliyorlar. Mesela teknolojiye karşı bir bağımlılıkları olabilir. Yani telefonuna ya da sosyal medyaya yakın olabilirler. Siz normalde daha inziva kampına gidip tamamen teknolojiye uzak geçirmeyi isteyebilirsiniz ama bu kamp öyle olmayabilir. Bu kampta hep beraber telefonlarımıza ulaşabileceğimiz, sosyal medyaya zaman ayırabileceğimiz bir kamp olabilir. Burada kendilerini ayrı tutmamamız gerekiyor. Benim için önemli kısım, dördüncü kısım, malzeme paylaşımı. Şimdi öncelikle kendilerine temelde ihtiyaç duyulabilecek bir malzeme listesi paylaşabilirsiniz. Bunlar temel kampçılık ekipmanları. Bir çadır, bir uyku tulumu, bir mant. Devamen gelebilecek olanlar sırt çantası ve temel kişisel ürünler. Şimdi artık siz yıllarca doğada yaşama yakın olduğunuz için ekipmanınız çeşit çeşitte olabilir. Yani tek bir ekipmanınız bile olmayabilir. Bir uyku tulumundan 3 tane de olabilir. Eski uyku tulumlarınız hala elinizde olabilir. Şimdi karşıdaki kişiye, şimdi arkadaşlarınıza bunu ifade ederken temel ekipmanlar bunlar. Ben de bunları götürüyorum. Sizin de bunlara mutlaka ihtiyacınız olacak. Dilerseniz ben de fazla olan ekipmanlar bunlar. Bunlar benim ortak kullanımım açık. Bunları kullanabilirsiniz. Veyahut eğer derseniz ki ya ben zaten bu yola gireceğim. Yani istiyorum deneyimlemek. Ben kendi ekipmanımı da almak istiyorum. O zaman da hangi ekipmanları ne ölçüde alacaklarına rehberlik etmeniz gerekir. Bunu ifade edebilirsiniz. Yani ortalama bir maliyette mi alacaklar, üst düzey bir konfor seviyesinde mi alacaklar, nasıl bir kamp alanında devamen kullanacaklar, sizle beraber mi gelecekler, ne seviyeye çıkmayı hedefliyorlar. Bunlardan yola çıkarak kendine uygun ekipmanın önerisinde bulunabilirsiniz. Temel ekipmanların yanı sıra konfor ekipmanları, yani olmazsa olmaz değil ama bunlar da olursa bu noktalara katkısı olur. Yani çok basitçe bir kamp sandalyesi. Evet, olmazsa olmaz değil ama bir kamp sandalyemiz olursa yerle temas etmeyiz. Biraz aramıza bir separatör koymuş oluruz. Doğa ile yaşamla ilgili, doğada yaşamla ilgili belki böcek, sinek vesaire ya da sürüngenlerle ilgili aramıza bir mesafe koymuş oluruz. Bir sandalye olabilir. Belki size fazla sandalye vardır. Bunları da fazla listesine eklersiniz. Doğru olmayan bir kısım da şu olabilir. Ekipmanınızın tamamını arkadaşlarınıza vererek sizin sıfır noktasına dönmeniz. Yani evet, uyku tulumum benim var ama bir tane var. Şimdi onda yok, alamayacak. Tedarik de edemiyoruz, ödünç de alamıyoruz. Ben uyku tulumumu ona vereyim. Siz ne yapacaksınız? Yani evet, siz sonuçta tecrübe ettiniz, paylaştınız ama yine de ihtiyaç duyacağınız temel objelerden bir tanesi belki o. Yani dolayısıyla burada ortak bir denge olması önemli. Yani sizle beraber gelen aile ya da arkadaşlarınız, çocukları dahil bütün aileye baktığınız zaman belli ekipmanlara ihtiyaçları var. Eğer bunları siz sağlayamıyorsanız, onlar da alamıyorlarsa, ödünçle tedarik edilemiyorsa o zaman hep birlikte o kampa gitmek bir hata olabilir. Olumsuz sonuçlarla geri dönebilirsiniz. Beşinci kısımda konfor alanının dengede tutulması gerekiyor. Çok fazla kaygı taşıyan arkadaş veya aile çevrenizle bir kampa gidecek olabilirsiniz. Tamamen izole bir doğal ortamda değil de belki bir doğa tesisinin içerisinde olabilirsiniz. Yani evet, zaten bir adım geri döndüğünüzde kampınızı kurduğunuz nokta izole bir nokta, doğanın içerisindesiniz. İhtiyaç duyduğunuzda hemen bir restoran, belki hemen ihtiyaçta konaklayabileceğiniz bir otel odası veya bir bungalov veya onların kuracağı konfor kalitesi yüksek bir çadıra kadar hizmet sağlayabilecek bir tesiste de olabilirsiniz ilk kampınızda. Sizler tesisleri çok sevmiyor olabilirsiniz. Tesiste bulunmayı çok tercih etmiyor olabilirsiniz. Fakat dediğim gibi ortak konfor dengesini sağlayabilmek adına bu önemli bir nokta. En azından ilk kamplarda alıştıra alıştıra biraz daha ufak adımlarla gitmek hep beraber mutlu yüzlerle dönmeyi sağlayacaktır. Altıncı adım mutfak. Mutfakta temel şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Şimdi kamp mutfağı evdeki mutfağımızdan elbette farklı. Yani kullanılan materyaller farklı, yemek yapma kültürü farklı, yapacağınız yemeğin içeriği farklı. Evdeki standartı beklemek çok mümkün olmayabilir. Siz standartlarınızı belli bir seviyede tutuyor olabilirsiniz. Fakat yine bir önceki adımdaki konforla kamp mutfağını eşdeğer tutmanız gerekiyor. Yani temel ihtiyaçları karşılamanız gerekiyor. Belki siz bir ateş yakarak bir sopanın ucuna et dizip onu pişirerek yemeği tercih ediyor olabilirsiniz. Ama arkadaşlarınızla beraber gittiğinizde en azından bir kamp tüpünün üzerinde, kamp tenceresinde, onların da alışık olduğu damak tadında bir yemekle karşılarına çıkmak daha doğru olacaktır. Hatta ve hatta mümkünse o kampın şefi siz olun. Yani o kampın mutfağını siz karşılayın. Son noktada ise, bu en önemli kısım belki de, ılımlı ve sakin bir kamp lideri olun. Siz o kampın merkezindesiniz diye söylemiştim en başında. Dolayısıyla bunu lider olarak da betimleyebilirsiniz. Tabii ben lideri medallarıyla ortada gezmek değil bu. Yani o kampta belli başlı standartları, açıklamaları yapmakla yükümlü olan kişi sizsiniz. Öncesinde ekipmanla ilgili açıklama, kamp alanıyla ilgili açıklama,
neyle karşılaşacağız ile ilgili açıklama, neyle karşılaşabiliriz opsiyonları ile ilgili açıklama. Eğer ki bunları çok agresif ya da disiplin seviyesi fazla yüksek bir şekilde ifade ederseniz size karşı tavırlar da biraz değişebilir. Yani kimse agresif, sürekli her şeye karışan, mutsuz, kuralcı bir kamp lideriyle birlikte bir kamp alanında bulunmayı istemez. Örnek vermek gerekirse çadırınızı kuracaksınız. Çadırınızın kapısının kuzeye bakmaması gerekiyordur. Kuzeye kurmuştur ekip arkadaşınız. Bu konuda onu hemen yermek değil, komple çadırı söktürmek, kaldırmak, başka yere götürmek değil belki. Öncesinde ifade etmemek de sizin bir eksikliğiniz olmuş olabilir. İfade etmenize rağmen ekip arkadaşınız yanlış bir şekilde de onu öyle kurmuş olabilir. Fakat bunu düzgün bir şekilde ifade etmeniz lazım. O kampta da belki o kadar sorun olmayacak yani. Belki rüzgarsız bir dönemde gittiniz zaten. Yani dolayısıyla olmazsa olmaz prensipleriniz olabilir. Fakat bunları törpülemeniz gerekir. Güler yüzünüz, enerjik tavırlarınız, ılıman yaklaşımınız hep birlikte gittiğiniz kamp arkadaşlarınızı, aileleri de mutlu edecektir. Bir sonraki kampın hayalini kurmalarını sağlayacaktır. Çok büyük kaygıları olan, bu kaygıları ne kadar törpülemeye çalışsanız da en başta törpülememesine rağmen kampa gelmek isteyen bazı aileler olabilir hayatınızda. Onları da dışlamaktansa kazanmak aslında sizin buradaki göreviniz. Çünkü kendisinin bile hayal edemeyeceği, fark etmeden ördüğü bazı duvarları kırmasını sağlayabilirsiniz. Konfor alanının 1,5 adım dışına çıkmasını sağlayarak hemen. Hep birlikte doğada alışık olduğunuz standartların dışında geçireceğiniz zamanlar, karşılaşacağınız krizleri hep birlikte aşmanız, problemlerin hep birlikte üstesinde gelmeniz, dostluklarınızı, arkadaşlıklarınızı oldukça güçlendiren temel faktörler olacaktır. Maalesef özellikle büyük metropollerdeki şehir yaşantılarında bu tip krizleri hep birlikte aşmak mümkün olmayabiliyor. Herkes kendi hayat telaşına düşmüş olabiliyor. Ama doğada, özellikle kendi doğal ortamımızda hep birlikte karşılaşacağımız bir sorunu aşmak, dediğim gibi başta da bizim dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı güçlendirir. Özellikle de çocuklarımızın çocukluk dönemindeki arkadaşlıklarının bağlarını kuvvetlendirmesi anlamında oldukça önemli bir rol tutar. İnanın onların unutamayacağı anıları vermiş olursunuz. Akşam yanacak bir kamp ateşi, beraber kurulan çadır, doğada keşfedilmeyi bekleyen onlarca öğe. Çocuklarınızın büyüdüğünde de anlatacakları nadir hatıralardan birisi olacaktır. Anlatacakları nadir hatıraların başında gelecektir. Arkadaşlarımızla beraber kampa giderken dikkat etmemiz gereken 7 altın kuralımızın üzerinde durmuş olduk böylece. Sizlerin de özellikle eklemek istediğiniz tecrübe veya paylaşımlarınız varsa bunları bizlere iletmeniz bizi mutlu eder. Devamınki videolarda görüşmek dileğiyle.